2. Kendime en yakın hissettiğim, ev dekorasyonunun gayet güzel olması, evinin ferah olması ve evini yeni gelin evi gibi hissettiğim geline vereceğim. Çok heyecanlı. Bizi daha çok heyecanlandırıyorsunuz böyle. Tuğba Hanım, artı 2 puanı kime verecek dersiniz? Ferah olması deyince ben açıkçası Gizem Hanım'ın evini ferah bulmadığım için şu an kafamda onu da eledim. Ama tabii kendi düşüncem. Başka da bir şey düşünemiyorum. Ben de evim küçük olduğu için ferah kelimesini duyunca geçmiş olsun dedim ben kendime. O zaman videomuzu izlemeye devam edelim. Ve bu gelin sensin 3. gün yarışmacısı Tuğba. Ay. Ben çok teşekkür ederim. Yani çok şaşırdım şu an. Yani bu haftaki gelinlerin eviyle yani hemen hemen hepsi aynı tonlarda, aynı şekilde dekore etmişlerdi evlerini. Tek fark olan bendim galiba. Hem renk konusunda hem mobilyalar konusunda. O yüzden beğenilmeyeceğini düşünmüştüm. Aralarında kendimi farklı görmüştüm. Beklemiyordum. Şu an çok heyecanlıyım gerçekten. Buradan tekrar tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Tuğba Hanım, buyurun. Artı 2 puanınızı alın. Bu hafta bakalım altınları kazanan kim olacak diyoruz ve geçiyoruz puan sandıklarının açılmasına. Sizi puan sandığınızı almaya davet ediyoruz. Tuğba Hanım, gelin evinde nasıl bir hafta geçirdiniz? Benim için hafta ve benimle ilgili biraz aksiyonlu geçirdim ama burada olmaktan mutluluk duyuyorum kızlar. Hepinize teşekkür ederim. Zuhal Hanım, siz gelin evinde nasıl bir hafta geçirdiniz? Yani ilk başladığımız günden son güne kadar sürekli değişti ve şu an hani ayrıldığım için de biraz üzülüyorum kızlardan. Birinci ve sonuncu tahminleriniz nedir peki? Birinci benim tahminime göre Ayşe Hanım olabilir, sonuncu Tuğba Hanım. Peki sizin için gelin evinde nasıl bir hafta geçti Tuğba Hanım? Çok farklı ve değişik bir ortamda bulunduk. O yüzden çok heyecanlıydı. Şu an ne söyleyeceğimi de bilmiyorum açıkçası. Ayşe Hanım, siz gelin evinde nasıl bir hafta geçirdiniz? Ben de burada çok güzel arkadaşlıklar edindim. Çok güldük, eğlendik. Tek tek herkese çok teşekkür ediyorum. Sizce kim birinci, kim sonuncu olur peki Ayşe Hanım? Ben birinci Zuhal Hanım olur diye düşünüyorum. Sonuncu da ben ya da Gizem Hanım olur diye düşünüyorum. Gizem Hanım, siz gelin evinde nasıl bir hafta geçirdiniz acaba? Benim için güzel bir hafta oldu. İleriye dönük anı bırakmış oldum. Yani katıldığım için çok mutluyum. Sizin birinci ve sonuncu tahminleriniz nedir peki? Ben aslında Ayşe Hanım ve Zuhal Hanım'ın tarzını kendime yakın buldum. Onlardan birisinin olabileceğini düşünüyorum. Sonuncunun da Tuğba Hanım'ın olacağını düşünüyordum. Fakat artı 2 puanla her şey değişebilir. Net bir şey söyleyemiyorum. Ve sıra puan sandıklarının açılmasına geliyor. Tuğba Hanım, puan sandığınızı açar mısınız lütfen? ...29 puan için ne söyleyeceksiniz? Hak ettiğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim arkadaşlarıma. Zuhal Hanım, puan sandığınızı açar mısınız lütfen? 28 puan için ne düşünüyorsunuz? Yani bir şey söyleyemiyorum açıkçası. Puanların adaletle verilmediğini düşünüyorum açıkçası. Tuğba Hanım, puan sandığınızı açar mısınız lütfen? 26 artı 2, 28. 26 puan almayı bekliyor muydunuz?
Yani benim evimde dediğim gibi farklılık olduğu için çok eleştiri almıştım zaten. Beklediğim bir puandı. Ayşe Hanım, puan sandığınızı açar mısınız? Otuz puan için ne söyleyeceksiniz Ayşe Hanım? Şaşırdım açıkçası, sonuncu olurum diye düşünüyordum. Çünkü arkadaşlarım evimi çok sade buldular. Beklemediğim bir puandı ama teşekkür ederim herkese. Gizem Hanım, puan sandığınızı açar mısınız? Çok teşekkür ediyorum hanımlar hepinize. Çok sağ olun. Burada olmak, sizleri tanımak gerçekten çok güzeldi. Bütün gelin evi çalışanların, bütün gelin evi ekibine ayrıca teşekkür ederim. Bizimle çok ilgilendiler. Herkesin eline emeğine sağlık. Tebrik ederiz Ayşe Hanım ve hemen duygularınızı alalım. Yani hiç beklemediğim bir sonuçtu. Açıkçası kendime ve evime güveniyordum ama arkadaşlarım çok sade buldukları için ve hani çok olumlu yorum yapmadıkları için bütün umudumu kaybetmiştim. Şu an gerçekten çok mutluyum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ayşe Hanım'a bir alkış hanımlar. Heyecan, sevinç, şaşkınlık bir arada Ayşe Hanım. Buyurun, sizi takım merasimine davet ediyoruz. Kurallar gereği Gizem Hanım altınların tepsisini tutarken ikinci olan gelinimiz Tuğba Hanım da Ayşe Hanım'a altınlarını takdim etsin lütfen. Bir puanla birinciliği kaçırdınız Tuğba Hanım. Neler hissediyorsunuz? Kendimi kötü hissediyorum. Zuhal Hanım, siz Ayşe Hanım'ın tarzını kendinize yakın buluyordunuz. Onun birinci olması içinizi rahatlattı mı? Rahatlattı. Yani evimi dekoruna en yakın, yani kendi evimi çok beğendiğim için en yakın Ayşe Hanım'dı. Onun kazanmasına sevindim. Nerede o neşeli Gizem Hanım? Sizi ilk kez bu kadar üzgün ve durgun görüyoruz. Evet, bu kadar düşük puan beklemiyordum çünkü. Ama ben de ya Ayşe Hanım'ın ya da Zuhal Hanım'ın kazanmasından yanaydım. Ayşe Hanım'ın kazanması beni mutlu etti. Ben de eğer kendim olmasaydım gerçekten Zuhal Hanım'ın zevkini en çok kendime benzettim. Onun birinci olmasını isterdim. Teşekkürler. Gelin evi kazanamayan gelinlerini de eli boş göndermiyor. Sizlere de teselli altını hediye ediyor. Altınlar bahane, gelin evi şahane diyelim ve seyircilerimize neşeli bir şekilde veda edelim. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Sizler de gelin evine katılmak istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz. Seviyorum diye kandırma beni.